sanat eserleri kanununa baktığımızda yazılımlar eser niteliğindedir. Her türlü eser içinde eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Birden fazla kişi bir eser meydana getirirlerse ortak eser sahipliğinden bahsedilir. Bu kişilerin eserlerindeki parçaları, katkıları ayrılabiliyorsa her biri kendi eserinin eser sahibidir. Örneğin bir bilgisayar oyunundan bahsediyorsak, grafikleri çizen kişi çizdiği, yarattığı karakter üzerinde hak sahibidir. Arka plandaki engine yani motoru hazırlayan kişi bunun üzerinde hak sahibidir. Bir müşteri için geliştirilen yazılımlar açısından baktığımızda da yine aynı şekilde eseri meydana getiren kişi yani yazılımcı, eğer burada bir şirketten bahsediyorsak, bir yazılım şirketinden bahsediyorsak, yazılımcıları bir araya getiren, bunları ticari olarak bir araya getiren, işveren sıfatına sahip olan şirket eser üzerinde hak sahibidir. Yalnız yazılımcıyla müşteri arasında yapılan sözleşmede ileride tüm hakların devredileceğine ilişkin bir taahhüt bulundurulabilir. Yazılımcı bu hakları devretmediğinde bir cezai şart ödemek zorunda bırakılabilir. Ancak daha yazılım meydana gelmeden, hazırlanmadan yapılan tüm mali haklar müşteriye ait olacaktır tür ibareler geçerli değildir. Çünkü fikir ve sanat eserleri kanunu çok açıkça henüz meydana gelmemiş eserdeki mali hak devirleri ya da işlemler batıldır demiştir.